Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Büyüme Hastanesi'nin ve golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe duyumlarına yönelik, Fenerbahçe haberlerine yönelik 22 Kasım 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Çünkü diğer videoyu geceleyin sunduk. Bu videoda 22 Kasım'da geceleyin çekiliyor yine ama muhtemelen saat öğle 12 civarında sizlerin beğenisine sunulacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yaptığınız yorumlar bu videoları reklam olarak ön plana çıkaracağı için de desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, normalde önemsizden önemliye doğru gidilir. Ama bu sefer önemli haberden daha az önemlilere doğru gitmek istiyorum. Yani en önemli, en bombayı en başa sakladım. Osayi Samuel'den şoke eden hamle haberiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden ama tam yıldız olamayan isimlerinden. Çünkü birçok kişi her maçta Osayi oynasın. Osayi oynasın, bak rakipte hızlı adam var. Osayi onu durdurur. Osayi oynasın dedikçe Jesus sanki inadına oynatmadı Osayi'yi. Yani inadına oynatmadı gibi bir durum oldu. Ve hani Osayi böyleyken Fenerbahçe'de de sürekli Jorge Jesus'un bu düşüncesi aslında soru işaretleriyle başladı ama sonradan herkes kabullendi ki Ferdi'nin Osayi'den üstün çok tarafı, çok meziyetleri var diye. Ve Osayi'den Jesus'u şoke eden bir hamle geldi. Kadıköy'de 2-1'lik Giresun yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider girdi Fenerbahçe. Ve transfer hareketliliği çoktan başladı. Kulislerde de bir iddia aldı başını gidiyor ve kulisler bununla çalkalanıyor. Fenerbahçe biliyorsunuz 2020-2021 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan 500 bin euroya transfer etti Samuel'e. Aslına bakarsanız yaz dönemi için anlaşıldı. Ama adamlar dedi ki gelin şimdiden verelim. 500 bin euro verin yeter dediler. 505 bin euroydu yanlış hatırlamıyorsam ya da 550 bin euro. Yani tam 500 bin euro değil. Ve Osayi gösterdiği performansta dikkatleri üstüne çekti. Hem İngiliz hem Nijerya vatandaşlığı olan Osayi, Nijerya milli takımına da davet geldi. Nijerya milli takımına da gitti. Ve orada da maçta boy gösterdi 24 yaşındaki kanat bek. Ve Jesus'un bu sezon yönetiminde sol bekte görev aldı yazmış bir haberi yapan arkadaş ama sol bek derken herhalde sağ bek yazacaktı. Eli şürştü herhalde. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Osayi Samuel adaya çok hakim bir isim. Yani ada dediğimiz İngiltere'den bahsediyoruz. Ve İngiltere'ye çok hakim bir isimken İngiltere'den birçok takımın da takibinde olan bir isim bir. Fakat menajerine İtalya'dan da bazı teklifler olduğu iddiaları var. Şimdi Blackpool ve QPR formalarını giymiş. QPR Queen's Park Rangers. Bak adamlar ne güzel isim koymuşlar bak. Queen's Park Rangers. Bizde ne? Galatasaray. Ya adamlardaki isimlendirmeye bak. Bizdekine bak. Ne kadar kaba ya. Böyle isim mi konur? Yani Blackpool. Beşiktaş. Bak. Ya şu düzgün isim koy. Bak mesela Fenerbahçe. Bak ne kadar kulağa hoş geliyor. Ya bir asalet var. Tabii şaka bir tarafa bu şekilde seslendirme yaparsan her takımın ismi kap oluyor. Queen's Park Rangers dersen o da tabii sert oluyor. Şimdi İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ben Fenerbahçe TV'de Osayi'nin böyle hayatını tanıtan, yaşam tarzını tanıtan böyle kısa bir bilgilendirme şeyini izlemiştim. Gerçekten çok soğuk. Hani hocam güldüğü fotoğrafı görmüyoruz falan filan. Çok enteresan bir yapısı var. Günlük annesiyle babasıyla telefonda görüşüyor. Öyle sosyal hayatı pek fazla yok. Hani çok dışarıda gezmeyi seven bir yapısı yok. Daha çok tek tabanca takılan bir isim. Öyle söyleyeyim size. Peki hocam bu haberdeki şoke eden hamle ne? Yani o sayeden şoke eden hamle. Oynamak istiyor arkadaşlar. Yani Vitor Pereira döneminde başarılı bir performans sergiledi diyor. Bu sezon sadece 3 maçta Süper Lig'de ilk 11'de forma şansı buldum. Bu durumdan rahatsız forma giymek istiyor diyor. Ancak Jesus bırakmayacak diyor. Şimdi bu da çok önemli. Şimdi Jesus'un Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirtildi. Hani yoğun takvimde mutlaka ve mutlaka kullanmak istediğini
Yönetime belirtmiş. Ha, bu sezon, geçen sezon bankolarından biriydi ama bu sezon yerini Ferdi'ye kaptırmış durumda. Bundan rahatsız diyor arkadaşlar. Türkçesi şu. Osayi'yi takip eden çok fazla takım var. Kafası bulanır mı diye bir beklenti içerisindeler. Ben zannetmiyorum. Jesus çünkü oyunculara çok hakim. Bakın gidecek bile olsa futbolcu, ki sıradaki haberimiz ona yönelik. Futbolcu gidecek bile olsa Jesus'un bir baskısı, bir hakimiyeti var futbolcunun üstünde. Yani benim bu futbolcu benim futbolcum diyor. Gidene kadar benimdir. Mesela Lemos, Bruma. Şu an Lemos'un Bruma'nın geleceğini herhangi biriniz biliyor musunuz arkadaşlar? Kesin olarak şu der misiniz? Hocam sözleşme feshi düşünülebilir, gönderilebilir, ne bileyim kiralanabilir. Kesin şu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. %51 ve ötesinde gider diyor musunuz? Diyorsunuz. Ona rağmen adam alıp idmanlarda oynatıyor. İdmanlarda deniyor. İşte böyle bir adam. Sıradaki haberimize geçiyorum. Fenerbahçe'de Mihal Zajc planı. Şimdi burada bir şöyle sıcaklı bir son dakika vermem lazım. Ya da bir uçak vermem lazım. Vereyim uçağa. Şimdi uçağı niye verdik? Yeni takipçiler bilsin diye söylüyorum. Önemli transfer haberlerinde ya da önemli transfer duyumlarında başlangıçta uçakla başlarız biz. Zaten başlangıca bakıyorlar. Uçak var mı? Yok. O zaman önemli değildir diyorlar. Onları düşürüyoruz. Bazen haberin içerisinde uçak görebiliriz. Şimdi Zajc iyi bir futbolcu. Size göre, bana göre benim düşüncemi biliyorsunuz. Standart bir futbolcu. Beni eleştirebilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ama Jesus'un da gözüne bir türlü girememiş bir isim. Yani %100 olarak girememiş bir isim. Bakın. Crespo, Arao, İsmail Yüksek, hatta Mert Hakan. Bunların yokluğunda ya Vada, ya da Vada ne? Bunların varlığında 5. sıradaki isim. Bunların yokluğunda 4'e kayabilen, 3'e kayabilen bir isim. Bunu artık kabullenin. İtalya'dan da 3 kulüp Slovan oyuncuyla ilgileniyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sözleşmesi yazın boşa çıkar. Yazın alırlar. Adam niye riske girsin ki? 3-5 neyse parasını veririm. Şimdiden alırım diyor. O mantıktalar. Bakın sözleşme sezon sonunda bitiyor. Eşi Türkiye'den gitmek istiyor. Zajc kararsız. Menajeriyle birlikte diyor ki bir imzalarım bir imzalamam. Jesus bu olaydan sıkıldı. Tamam dedi. Bir hafta boyunca dönüş yapmadılar. Bir hafta boyunca menajeriyle birlikte. Ya tamam dediler uzatacağız sözleşmeyi. Dönüş yapmadılar. Haliyle de ben Zajc'ın Fenerbahçe defterinin kapandığını düşünüyorum. Ya fazla formada şansı bulamıyorum. Yaşı da 28'e geldi. Ayrılmaya da hazırlanan bir futbolcu. Sezon sonu bedava gideceğine devre arasında 1, 2, 3, 5 neyse kazandırsın. Öyle gitsin istiyoruz. Ve İtalya'dan Lecce, Bologna, Empoli. Bunların haricinde bir takım daha var. Bu takımlar ilgileniyor. Ve Ocak'ta ayrılmaya hazırlanıyor demiş haberde. Doğru arkadaşlar bu kısım. Yani Zajc Ocak'ta ayrılmaya hazırlanıyor. İkinci ayrılmaya hazırlanan isim Nazım Sangare. Fenerbahçe kadrosunda olduğu dahi unutuldu. Hani 37. haftada Karagümrük maçında sakatlandı. İsmail Kartal çıktı dedi ki çok ciddi bir sakatlık. Çapraz bağlar yırtıldı ve uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yani saha çalışmalarına başlaması için daha da zaman gerekiyor. Bu bir. Zaten arkadaşlar mantık olarak 15 Ocağı kadar oynayamayacağı için daha 1-1,5 ay var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden rahatız. Çünkü 1-1,5 ay var. Benim diğer rahatlık konusundaki şeyim şu. Jorge Jesus tedris altından geçeceği için inanın o açığı kapatır. Yoksa çapraz bağdan dönüşlerde futbolcular futbolu unutmuş gibi hal hareketlere gidiyor. Ve dediğim gibi mesela Ferdi ile Osayi ile rekabete girme imkanı var mı? Yok. Fenerbahçe Nazım Sangare'yi kendine getirip ikinci yarı kiralamayı düşünüyor. En azından gidip maç ritmi kazansın diye. Hani o da düzenli olarak oynayıp bu ritmi kazanmak ister muhtemelen. Yoksa Fenerbahçe kadrosunda imkanı yok forma giymesinin. Gerçekten imkanı yok. Ha lazım mı? Kısmen lazım.
Ama Fenerbahçe kadrosunda artık Nazım Sangare'nin ben hani o formayı tekrar giyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Nazım'ın pas özellikleri çok kötü. Geriye dönüşlerde sıkıntısı var. Hücumda aksamalar yaşanır. Yani benim gördüğüm Nazım Sangare öyle atılımsal bir patlama yapmadığı müddetçe zaten Fenerbahçe kadrosunda devam edemez. Ama ikinci yarıda kiralamaya çalışırız. Mesela birinci ligden birçok takım var kiralayabileceğimiz. Oynama garantisine gidebilir. Evet, sıradaki habere geçelim. Arda Güler için Avrupa devleri savaşıyor demiş. Yani uzun lafın kısası. Diyarbakır'da tribünler adına haykırdı ama oynayamadı. Gaziantep'te tüm stat Arda Güler sesleriyle inledi. Ve 17 yaşında milli oldu. Gençler Milli altyapısında yetişti. Fenerbahçe Akademisi'ne transfer oldu. Özel bir yetenek olduğunu burada kısa sürede gösterdi. A takım formasını sırtına geçirdi. Yetmedi. Ligde kulüp tarihinin gol atan en genç oyuncusu olurken yani müthiş kişiliğiyle de gönüllerde taht kurdu. Sadece kendi takımının değil rakip taraftarlarının da övgüsünü alır oldu. Ve ilk kez A milli takım daveti alıp İskoçya'nın oynanan hazırlık maçında ne kadar da ismi haykırılsa da oynamasa da hani Arda Güler Gaziantep'teki maçta Çekya maçında 68. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez de milli oldu. Ve milyonların da gururu oldu. Sadece Fenerbahçe için değil. Binlerce taraftar, televizyon başındaki milyonlarca kişi genç yeteneğin bu duygusuna ortak oldu. Ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler eşine az rastlanır bir şekilde taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandı. Barça, Dortmund ve Arsenal biliniyordu yazmış buraya. Şimdi uzun lafın kısası bu 3 takım yakın markacı aldı. Zaman zaman Fenerbahçe maçına gözlemcilerini gönderiyor. Ve Arda bu sezon performansını daha da arttırdı diyor. Bakın bundan 2 ay geriye gidelim. Jesus Arda'yı oynatmıyor. Sözleşmesinde işte ucuza gider maddesi var. Jesus Fenerbahçe düşmanı mı deniliyordu. Şimdi A milli takıma kadar yükseldi. Ve az az oynayarak yükseldi. Başka takımlardan 17 yaşındaki futbolcunun peşinde. Ama sezon başında Kim Min-ji'yi ısrarla Napoli'ye İtalyan antrenör Maddaloni götürmüştü. Şimdi Arda Güler'i kaçırmayın demiş. Yani haliyle de son talip İtalya'dan Napoli derken Milan da bunların arasına katılmış. Ve son yıllarda Rafael Leao, Brahim Diaz, Charles de Ketelare gibi gençlere yatırım yapan son İtalyan şampiyonu Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız için kolları sıvadı. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Arda Güler'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi diyor. Şimdi çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Çok kısa bir şekilde eğri oturalım, doğru konuşalım. Arda Güler minimum, bak minimum, minimum 30 milyon euroya gider mi? Bak minimum 30 milyon euroya. Hayal dünyasında yaşıyorsun hocam. 30 milyon euroya hiçbir futbolcu gitmez dersiniz ama Arda Güler gider mi dediğim zaman hocam 30 az dersiniz. Bak rakip taraftarlara soruyorum. Beşiktaşlılara soruyorum. Diyorlar ki ya o bizde olsa bizim yönetim elden kaçırır. 4-4.5'a gider. Biz de seviniriz. Bak 4.5'a futbolcu sattık diye diyor. Siz satarsınız abi diyor. Siz en kötü 18'e falan satarsınız diyor. Artık beyinlere o 18 işledi. Artık Fenerbahçe kale direğini satacak. Abi siz İtalya'dan bir takımı 18'e satarsınız. Rahat olun diyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Sosyal medyadan şu oluşturulan iklimden etkilenmesine çok korkuyorum. İnşallah etkilenmez. Ama bugün devre arasında satılacak olsa, devre arasında satılacak olsa 30 milyon euro artı sonraki satıştan kaça satılırsa satılsın %30 pay deseler ben okeyim. Ben okeyim. Harbi söylüyorum ben okeyim. Birincisi altyapıdaki bütün futbolcuları yüreklendirmiş olursun. O 30'a gitti siz niye gitmeyesiniz? İkincisi sıcak para girdisi olmuş olur. Üçüncüsü ya giden futbolcun yatırım yapmış olursun. Diyelim gitmedi. E gitmeyince daha büyük yatırım. Şimdi 30 diyoruz. Allah nasip eder inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. İnşallah Allah nasip eder Avrupa'dan da bir kupa getirir.
Yani inşallah nasip olur da getirir. O zaman Arda Güler'i yani diyelim bu sene şampiyon oldu Fenerbahçe inşallah. UEFA'da kupasını kazandı inşallah. İnşallah diyelim. Yazın bana sorun bakalım. Hocam 30'a şimdi okey misin diye. O 30'un yanına en az bir 30 daha eklerim. O 30'un yanına en az 30 daha eklerim. En az 30 daha eklerim. Çünkü önümüzdeki sene bu çocuk bu formuyla formayı sırtına geçirir çıkartmaz. Önümüzdeki sene eğer Fenerbahçe zaten hani dediğim gibi eğer UEFA kupasını falan kazanırsa şampiyon olursa ligde inşallah Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için minimum 60 milyon euro ile tribüne şeye çıkmış olur. Vitrine çıkmış olur. Anlatabiliyor muyum? Ve birçok futbolcumuz var bizim böyle vitrine çıkabilecek. Mesela Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme menajeri İstanbul'a çağrılmış. Kimin? Tahmin edin bakalım kimin menajeri? Hocam Zaitsev'in olsa zaten konuştum. Nazım'ın değildir. Arda'nınki değildir. Crespo. Kusura bakmayın bu geçmek bilmeyen öksürük devam ediyor hala. Bir aydır. Yani Allah'tan gelen başımız gözümüzün üstüne. Crespo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok Avrupa kulübüne anılıyor ve menajeri İstanbul'a davet edildi. Şimdi menajeri İstanbul'a davet edildi derken arkadaşlar bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta içinde bir görüşme yapılacak. Planlandı. Şimdi Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bu sene o sene durumu var ya inşallah o sene olur. Artık önümüzde çok da engeller var ama engelleri tek tek kaldırarak oluruz inşallah. Ve taraftar gidişattan memnun. Takımın iç saha maçlarında kapalı gişe, deplasman maçları malum. Giresun maçı bir iş kazası olarak görülüyor birçok kişi tarafından. Aklı selim kişiler tarafından da yani yapılacak bir operasyondu. Hiç olmazsa Giresun maçında yapıldı olarak adlandırılıyor vesaire. Crespo'nun menajeri Domingos Lopez İstanbul'a davet edildi. Çünkü Avrupa'nın birçok kulübünün yakın markajında. Arkadaşlar bakın. Türkiye'de alay konusu bu. Hani Fenerbahçe işte Napoli'ye nasıl olsa satar. Hani diyorum ya hani kime sorsam 18'e siz nasıl olsa satarsınız diye. Bu Türkiye'de alay konusu. Fakat Avrupa'da Avrupalılar bunu çok önemsiyorlar. Adamlar diyor ki Fenerbahçe fabrikaya dönüştü. Futbolcu fabrikası. Şu etiket. Ben size bir şey soracağım. Portekiz'de kim spor, şey futbolcu fabrikası? Hocam Sporting Lisbon çok alıp satıyorlar. Değil mi? Son yıllarda kaç tane sattı bilginiz var mı? Fransa'da kim futbolcu fabrikası? Hocam Monaco'ya. Doğru konuştun lan terbiyesiz adamlar. Ben sizin Monaco. Niye? İşte Mbappe'ler şunlar bunlar oradan çıktı değil mi? Aslına bakarsanız Lyon da bir fabrika. Ama Monaco'nun etiketi çok daha yüksek. İtalya'da kim fabrika? Hocam Atalanta bir şey geçirdi. Bir evrim geçirdi bak. Bir iki senelik yani bir iki sene parladı mesela. Daha öncesi de var Atalanta'nın ama. Bu, işte şu ülkede bu ülkede diye saysam sayarsın. Türkiye'de hocam açık ara Fenerbahçe. Açık ara. Bak Beşiktaş Rıdvan'ı sattı. Emir Kan'ı sattı. Serdar Saatçi'yi sattı. Değil mi? Bunlardan hariç sözleşmesi biten birçok futbolcusu kaçtı gitti. İşte Batshuayi kiralıktı zaten ama sonuçta alıcı buldu. Hani Oğuzhan bilmem ne falan filan. Laiş bile gitti bilmem Süper Lig'de bir takımla falan anlaştı. Oynatmadıkları futbolcu bile gitti. Ama akıllarda futbolcu fabrikası kim? Fenerbahçe. Hocam senin bu mantığına göre biz de Frey'i bile gönderdik yani. Samat da gitti, Berisha gitti. İşte ben de bunu anlatıyorum. Çok rahat gönderiyoruz. Çok rahat bir şekilde gönderiyoruz. İteliyoruz, paketliyoruz. Ya Tisserand mesela 3 milyon euro bekler miydiniz? Ben beklemezdim. Novak, feshettin, anlaştın gitti. Feshetmeden önce de anlaşmalar vardı da babasının vefatı falan denk geldi gidemedi. Oynatmadığın adamı bile rahatlıkla gönderebiliyorsun. Anlatmaya çalıştığım nokta bu. Bak Ramazan Civelek. Hatırınızda değil mi kim olduğu? Muhammed Gümüşkaya. Bak bir düşünün. Orta sahaları falan bir düşünün. Kanatları bir düşünün. Forvetleri bir düşünün. Kimleri nereye gönderdik? Ve yüksek satış bedelleriyle kimleri gönderdik? Kim Minji var ya bize çok büyük referans oldu. Vedat da referans oldu. Elif de referans oldu. Daha da olacaklar. Şimdi Crespo'ya ciddi teklifler var. Almanya'dan, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla'nın çok ciddi teklifleri var. 8 milyon euroydu. 12 artıya çıktılar. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz. 2024'te sözleşmesi sona erecek. Biz
ya sözleşmeyi uzatalım diyoruz. Crespo'nun yanlış bilmiyorsam yıllık ücreti 350 ya da 450 bin euro arkadaşlar. Evet, 350 ya da 450 bin euro. Yanlış duymadınız. Bakın, 350 ya da 450 bin euro. Ve bu sezon 20 maçta forma giydi. 14'ünde ilk 11 başladı Crespo. Ya sözleşme uzatma ya da şey olacak diye. Enner Valencia'yla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Valencia 77 dakikada oyunda kaldığı süre içerisinde Katar-Ekvador maçında sahanın en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusuymuş. 9 kez. 2 çalımı var. 2'de 2 şut. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluşma. 2 gol. Ve müthiş bir istatistik. Şimdi dünya Valencia'yı bile konuşuyor. 33 yaşında Valencia. Ben size ne dedim geçen gün? Valencia 24 olsaydı, 24 yaşında, sözleşmesine de şöyle 3-4 sene kalsaydı, bu Dünya Kupası'ndan sonra minimum 30'ları falan konuşuyorduk dedim. Sözümün de arkasındayım. Minimum 30'ları konuşuyorduk. Şimdi belki 4-5'e. Ama Türk basını neyi konuşuyor? Jesus tehlikesi, görülmemiş bütçe verecekler. Fenerbahçe'de Jesus tehlikesi. Nasıl yani? Brezilya basını Jesus'la ilgili çıkan haberler can sıkıyor diye söze giriyorlar. Arkadaşlar, uzun uzadıya ben size okumayacağım bunu. Sıkılmayın. Siz videoya muhtemelen beğeni attınız, değil mi? Aşağıya. Kanala da abonesiniz. Yorumunuzu da attınız. Hiç bak, yorum atacak hiçbir şeyiniz yoksa bile nokta koyun, enterleyin. Gönderin gitsin. Vallahi bak, yorum sayısı artsın ki reklam sayısı artsın. Milletin önüne düşsün bu video. Arkadaşlar, uzun lafın kısası şu. 2 saat okumayacağım. Diyor ki Brezilya'da Tite bu turnuvadan sonra görevine son verilecek. Flamengo'nun hocasını düşünüyorlarmış. Flamengo da Jesus için harekete geçti. Hatta Flamengo Jesus'a demiş ki sana demiş görülmemiş bir bütçe. Yeter ki gel demiş. Yeter ki gel demiş. Anladınız mı? Mesele bu. Hani dolgun bir maaş, işte isteklerini ne istiyorsan o falan filan diye. Fakat Ali Koç şu an Jesus da tatilde diyor. İstanbul'a dönmesinin ardından masaya oturacak falan filan diyor. Arkadaşlar, istedikleri kadar içlerinden geçeni haberleştirsinler. Hiçbir önemi yok. Jesus'un hiçbir yere gittiği yok, bir. İkincisi, Jesus'un hiçbir şekilde, yani Jesus'un hiçbir şekilde başka kulüplerle görüşmüşlüğü de yok. Bu da iki. Ama hocam, Flamengo ile ilgili her gün haber çıkıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Burası Türkiye arkadaşlar. Söz konusu Fenerbahçe olunca ateşi dumanı ummanı geçtim. Her şeyden çıkarırlar. İçiniz rahat olsun. Siz şampiyonluğa odaklanın. Takıma odaklanın. 25'inde takım bir araya gelecek. 3 gün 4 gün var. Hani bugünden itibaren siz videoyu izlediğiniz saat bazında bakarsan 23, 24, 25, hani 3 gün sonra diyelim. 72 saat sonra falan takım toplanmaya başlayacak. Milliler biraz geç katılacaklardır muhtemelen. Siz takımımıza odaklanın. Sakatların iyileşmesine odaklanın. Anladınız mı arkadaşlar? Bunlara odaklanın. Bunun dışında da çok fazla odaklanacak bir şeyiniz yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.